gencecik, suçsuz, savunmasız, masum bir kızımız bir katil tarafından alçakça katledildi. 23 yaşındaydı, hayalleri olan gencecik, pırıl pırıl üniversite son sınıf öğrencisi, mezuniyet hazırlığı yapan bir kızımız katledildi. Acımız büyük. Bu acımızın yanı sıra katile verilen 5 yıl 3 ay indirimli ihale indirimli ceza bizim acımızı daha da büyüttü. Katil 23 yaşında üniversite son sınıf öğrencisi evimizin tek kızını katletti. Ama sokakta geziyor. Bir insanı katletmenin cezası bu olamaz. Kızımızın yaşı kadar bile ceza almadı, verilmedi. Cezaya itiraz ettik. İstinaf mahkemesinin yani 2 hafta gibi bir çok kısa bir sürede dosyayı olduğu gibi kabul etmesi zaten o da ayrıca bir hukuk cinayetiydi. Biz peşini bırakmadık çünkü kızımızın kanını yerde bırakıyorlar. Çok bilinçli olarak bu cinayeti bilinçli olarak yok etmek istiyorlardı. Adli Yargıtay'a başvurduk, itiraz ettik. Katil sokakta geziyor gül oynaya. Biz adalet peşindeyiz. Çocuğumuzu mezara koymuşuz. Ancak geçtiğimiz günlerde Yargıtay bize bir yazı gönderdi. Rafta duran dosyamız o günden bu yana 3 yıldır rafta duran dosyamız indirilmiş. İlgili mahkemeye gönderilmiş. Gerekçesiz olarak dosya alıp mahkemeye gönderilmiş. Ümidimiz şimdi bir an önce o dosyanın, o mahkemenin görülmesi ve gencecik çocuğun kanının yerde bırakılmamasını istiyoruz. İstanbul'da yine bir bilimsel bir rapor aldık. Çapa Tıp Fakültesi'nde. Oradaki raporda da bu cinayetin, atışın tatbik edilerek mesafenin ölçümünü ve diğer bilgilerin alınabileceğini ifade ettiler. Eksik olduğunu onlar da gördü. Benzer silahla ateş edilerek mesafeyi, şiddeti, işte neyse bunlar tespit edilebilir diye raporunda yer vermişti. Buna benzer bazı eksikleri de gördüler, onlar da belirlediler. İşte umudumuz Yargıtay'da ve bir an önce bu dosyanın görülmesini, duruşmalı görülmesini talep ediyoruz. Kızımızın kanı yerde kalmasını istiyoruz. Çünkü böyle verilen ödül gibi cezalar nice feraylar gibi gencecik, suçsuz, savunmasız çocukların, kadınların, kızların katledilmesine yol açıyor. Çünkü katiller bu cezasızlıktan cesaret alıyor.